korkunlarının yığındısını hesaplaştı. Zonalı plastinkeler gözetledi ve zonalı plastinkeler birbirinden yollar farkı, yani lambda tahsim 2'ye fark kıladigen demek körtürgenizdik, aldı giderse yine devam ettiremiz. Korkularımız merkezde parada. Şimdi elbette bunlar zonalı plastinkelerini caylaşıvge bağlı edin. Yani de zonalı plastinkelerine kaytemiz. Baya köre yetkenimiz yanadan körtürdük doğru mu? Tolgun Fıran. Şimdi biz küzetiş noktasından küzetiş noktasına tık kare yapıyoruz. Şundayız mı? Yani bizde Tolgun Fıran'da şimdi aynalar kesimde, yani segmentler boyunca görüşünü başlar. Gördüğünüz gibi her bitte aylana bitteden Tolkun frontu. Tolkun frontunun demek segmentinin yüzesi öz ara birbirine teng. Şimdi hesap kitabını kalırdık aldım giderse. Yani her bitte zonanın radyosunu kuyudaki tengini getirip çıkardık aldım giderse. Doğru mu? Mesela ki en ince zonanın plastik yani demek en ince zonanın radyosu A ve B'lerin köpeltmesi Tolkun uzunluğu'ya doğru proporsiyonallığını gösterdik ilzi aslında. A neydi? Bir isle koyayım. B neydi? A. En kapta maksimum. Tolkun frontu geçin. Boyu bilen yeni. Boyu bilen yeni. Ben bir de çıkayken olsa sadece Tolkun frontu geçin geldi. Doğru mu? Şimdi front sensin üzerinden tovuşçu nedir? Ben hemen bir nokta neydi? Yani şu noktada bizde bu nokta interfit. Yani şu zon alabaladıkken olsa, varayetken olsa hani dedik. Yani bu nokta böyle. Doğru mu? Tolkun frontu geçer. Yani yarılık membeyden biz küzetişini alıp oraya etken Tolkun frontu geçe bulgen mesafana. Hadi bilgiyle geldik. Tolkun frontudan interferensiye yani küzetiş noktası geçe bulgen mesafana B'de bilgiyle geldik. Şimdi bize de her bitti Fresnel zonasını en beraber körtürgenimizdik 9. formülü arkalı hesaplaşımız mümkün. Şimdi her bitti Fresnel zonası, benim misal için birinci zona, ikinci zona, üçüncü ve dördüncü herkese zonalardan barıp, demek küzetiş noktası gel, eğer küzetiş noktasını böyle alabilen olsak, küzetiş noktasını böyle alabilen olsak, bana şu P noktaya kelip çöğütken, demek bana bu birinci zonadan kelip çöğütti, doğru mu? Öz nöbetle ikinci zonadan kelip şey yaptı. Her bitti zonadan kelip şey yaptıken Tolkunlarının amplitudasını A ile belirleyen. Şimdi değil mi? Birincisinin A1, ikincisi A2 ve herkese A yeninci 7. Neçinci grupta yazın? Nöletti. Kim? Avazı. Kalıp? Avazı Fazım Can. Otur. Seni yok koyayım ya. Kursan bok dururmuş bana yok koyayım. Demek bizde her bitti zonadan çöğütken intensivlik yani amplitudan A deyip oladıken olsak bizde umumi yani tasavvur kılın fakat yine tok amplitudalarını yığdık. Bunlarda hemmesinin fazlası ne getireyim? Üstüme üst çöğüt, doğru mu? Üstüme üst çöğüt ve bizde neticeli için amplitudamız ketteleşen. Yani cüft Tolkun uzunlukları hem yani cüft amplitudalar hem çöğütken paytlığına karagende. Tasavvur misal için zonalı plastinkelerini şunu yıkılıp bizde yığı uçu ya ki saç uçu linza kılıp işletişimiz mümkün diyen kulasana aitim. Şunarlı mı? Yani tasavvur kılın A1, A2, A3 ve hemmesi çöğüttür. A1 ile A2'nin
o'zaro nimasi fazalar qanday? Oldingi darsda yozdik ki, to'l yana nima yetti tushirib chiqadi. A1 minus A2 to'g'rimi? Plus A3 minus A4. A4 va hokazo. Mana shu yerdan A2larni, ya'ni juftlar ishni chiqarib olib tashirdik. Minusda yo'q bo'ldida, bizda natija bo'lchi ekranda hosil bo'ladigan intensivligimiz ortadi, shundaymi? Hammasi bor zonalardan, ixtiyoriy zonadan tushayotganga nisbatan. Shunday qilib yoki biz bu yerda hamma tog' zonalarini yopishimiz mumkin. Tog' zonalarini yopganda ham bizda endi eng katta intensivlik qaysi zonadan tushadi shunda? Birinchisi. Ikkinchi. Bu tog'larni yopyapmizmi, to'g'rimi? Birinchini ham yopamiz shunda. İkinci bizdeki zonamız eng katta intensivlikli zona bo'ladi. Shunday qilib, agarda o'rniga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, bizda mana bu r f orqali ifodalayapmiz. R kvadrat taqsim r lambdani, ya'ni maksimumga tenglaymiz. Mana bu ifodani r ni maksimum oladigan bo'lsak, funksiya orqali ifodalayapmiz. Va o'z-o'zidan quyidagi formulani keltirib chiqarishimiz mumkin. Ya'ni fokus masofamiz linzalardagi fokus masofa quyidagi ko'rinishga teng edi, shundaymi? Linzaning fokus masofasi. Agar o'rniga qo'yadigan bo'lsangiz, quyidagicha ifoda kelib chiqadi. Endi bizda FL qay nechinchi tartibli? 1, 2, 3, 4 va hokazo tartiblarini keltirib chiqarib, A va B larni topishimiz mumkin bo'ladi. Bu zonali plastinkalarni hozir keyingi nimamizda, demak, taqdimot prezentatsiyalarimizda yana ko'rasiz qanchalik oson, qanchalik qulay ekanligini. O'shaning uchun haligacha o'sha Fresnel zonalariga ajratish bo'yicha ancha nimalar foydali tomonlari ko'p. Demak, endi mana shu ekranda hosil bo'ladigan natijalovchi amplitudamiz bor, to'g'rimi? Oldingi darsda qo'shib yozdik. Hammasini qo'shganda esingizda bo'lsa, mana bu yerda A'ni A taqsim 2 plus A taqsim 2 qilib qovushtirib ichiga olib, eng kattasini A1 ekanligini isbot qildik. Shundaymi? Mana endi biz shuni grafik usulda ham ko'ramiz. Grafik usulda ko'radigan bo'lsak, tasavvur qiling, har bitta zonali plastinkadan chiqayotgan, demak, misol uchun segmentdan chiqib, nuqtasidan chiqayotgan tebranishlarimizni vektor ko'rinishida yozaylik. Ular bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Burchagi bilan, ya'ni fazasi. Faza ma'lum bir fi ga farq qilyapti deylik. Fi burchakka farq qilayotgan bo'lsa, mana ko'rib turganingizdek, misol uchun birlamchi ozgina burchakka burildi, undan keyingisining fazalari va hammasi bir-biridan bir xil fazaga burilib ketyapti. Shunda oxirda eng nimamiz, demak, pi taqsim 2 ga farq qilayotgan paytda bizda hosil bo'lyapti nima? M1, ya'ni birinchi zonadan tushyapti-da. Pi laga bo'ldik-da. Ya'ni o'sha zonani o'zini ham kichkina bo'laklarga bo'ldik. Har bitta, ya'ni misol uchun pi taqsim 2 ga farq qilyapti-ku, ularda ta pi ga farq qilyapti-ku. Pi ni ham bir nechta kichkina burchaklarga bo'ldik-da, zonani o'zini. Ve ularni qo'shib chiqdik. Bizda natijada O M1 amplituda hosil bo'ldi. O M1 amplituda birinchi zonadan tushayotgan, demak, birinchi Fresnelning birinchi zonasidan tushayotgan amplituda to'lqin uzunligining amplitudasi deb chiqdi. Ikkinchisini ham davom ettiramiz endi. Ikkinchini yana o'sha ikkinchi zonadan ikkinchi zonadagi pi fazalar farqini ham bo'lamiz bir nechiga va sekin vektorlarni tushirishni boshlaymiz. Nima bo'ladi? Mana bu davom etadi, yana buriladi. Bizda kelib M2ga kelib to'xtaydi. Birinchi bilan ikkinchi zonani natijalovchi amplitudasi kelib chiqadi. Ikkalasi bir-biriga ayrilma bo'ladi-ku, to'g'rimi? Mana A1 minus A2. Shunda mana bu O M2 A1 minus A2 bo'ldi deymi? Ha. Tushundingizmi? Grafik usulda ketyapti. Ko'rsangiz bo'ladi. Agarda bizda birinchi zona bo'lmaganda edi, mana bu nuqtada M2 bo'lib qolardi.
hali ikinci zonadan tushayotgan. Davom ettiraveradigan bo'lsangiz, bizda oxirda bu spiral aylanib aylanib en nuqtaga kelib to'xtaydi. Shundaymi? Kim tushunmadi? Kim tushundi? Shunaqa savol bering. Tushunarmi? Demak, bir kishi tushunibdi-da, boshqa hech kim tushunmadi. Tushunarli. Tushunarli bo'ldimi? Tushunmasangiz yana bir marta oddiy qilib tushuntiraman. Tasavvur qiling. Mana bizda birinchi zona bor, to'g'rimi? Sharni kestingiz. Sharni markaz, o'sha kesilgan segmentni markazidan to qirrasigacha, agar chekka qirrasini olsangiz piga bo'ladi, shundaymi? Qirrasigacha bo'lgan joyni bo'lib chiqsangiz bo'ladimi bir necha fazalarga? O'shani keyin sekin burishni boshladik mana. Mana shu M nuqtaga kelganda to'liq piga burildi. Natijada bizdagi amplitudamiz OM1 bo'ldi. Endi yana davom ettiraverdik. Ikkinchi fazani hisobiga ham kelib mana shu nuqtaga kelib tushdi, yana piga burildi. Pi fazalar farq hosil bo'ldi natijasiga. Bunda bizada natijalarcha amplitudamiz OM2 bo'ldi. Barcha zonalarni, o'sha sferani yarmigacha zonalarni hammasidan tushadi, to'g'rimi? Hammasidan tushgan paytda N nuqtada to'xtayapti. Demak, bizda OM1, ya'ni birinchi zonadan tushayotgan yorug'lik amplitudasining teng yarmiga to'g'ri kelib qolyapti. Shundaymi? Hammasidan tushayotgan. Bundan yana bir marta isbot qilish mumkin. Birinchi zonangiz qanchalik kichkina bo'lsa, o'shaning intensivligi hammasini qo'shgan intensivligidan katta ekan. Ya'ni yorug'lik to'g'ri chiziq bo'ylab birinchi zonani juda kichkina, to'g'ri 1 mm chiqadi. O'sha 1 mm demak diametrda yorug'lik tarqalayotganiga o'xshaydi. Ko'rib turganingizdek, bu har doim mana shu fazaning o'zgarishini hisobiga mana shu OK vektorimiz aylanib-aylanib maksimum M1 ni qabul qiladi, yana kamayib minimumga tushadi. Yana aylanib-aylanib oxiri M-ga keladi. Mana shu OK vektorimiz bizda sferaning 0 o'sha markazdan to yarmigacha borguncha bo'lgan, demak, to'lqin amplitudasining qiymatini ifodalab boraveradi. İxtiyari nuqtasi. Ya'ni sferaning ixtiyori nuqtasi. Tushunarlimi bu natijalovchi amplitudalar grafik usulda hisoblash? Chunki biz bunga yana qaytamiz. Bu metodga qaytamiz va uni yanada aniqlashtiramiz. Tushunarlimi? O'sha aniqlashtirganda mana bu qaysidir piga burilyapti deb aytdik-ku, o'sha filani aniq qiymatini qo'yib hisoblaymiz. Keyingi slaydlarimizda bor. Demak, mana bu o'sha Fresnel zonalarining ko'rinishi xuddi Newton halqasiga o'xshaydi-ku, lekin Newton halqasini odatda markazi sal boshqacharoq qilinadi, to'g'rimi? Xo'p, endi xuddi haligi interferensiyaga o'xshab, nechta xil turdagi interferensiya bor edi, nechta tipdagi? Ikkita. Fresnel va Newton, to'g'rimi? Difraksiya ham shunaqa ikkiga bo'lamiz. Ramziy ravishda albatta. Fresnel tipidagi va Fraunhofer tipidagi difraksiyalar. Endi sekin o'sha difraksiyani har xil ko'rinishlar bilan tanishishni boshlaymiz. Fresnel tipidagi difraksiya deganda biz xuddi haligi bitta manbani ikkiga ajratdik-ku. Bu yerda manbadan chiqayotgan yorug'likni ko'ramiz. Tushunarlimi? Bitta manbadan chiqyapti va yorug'likning davomidagi o'sha difraksiyalanishini kuzatamiz. Fraunhofer difraksiyasi parallel nurlarda asosiy difraksiyasi. Boshqacha qilib aytganda, Fresnelda mana bu yorug'lik manbai bor, mana to'sib qo'ydingiz, keldi. Ekranda mana bu ekran bo'lsa, mana shunday hosil bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bunday hosil bo'lmaydi, mana markazda
Bu yol manzara xosi bo'ladi. Yorug'lik manbasi aniq joyda turibdi. Bu frenel bo'lsa ikkinchi holatda, deylik, bizda parallel nurlar dastasi. Mana shu endi manbani yo'liga linza qo'yamiz-da, parallel nurlar dastasini hosil qilib, mana bu to'sib qo'ydik, mana bitta to'sib. Shu yerda nima qiladi? Bizda ekranda yakim buriladi. Bu ham bunaqasi ham bo'lishi mumkin. Bizda intensivliklarni o'zaro linza qo'yib, bu yerda fokusingiz va difraksiyasini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Tushunami? Parallel nurlar dastasi frontal deb, parallel bo'lmagan nurlar dastasida bizda Fresnel tipidagi difraksiya deyiladi. Fresnel tipidagi difraksiyani ko'raylik. Doirai teshikdan hosil bo'lgan difraksiyani ko'ramiz. Biz bir to'siqni olamiz va uni doira shaklida teshib olamiz. Tushunarlimi? Va o'sha yorug'likdan chiqayotgan yorug'lik manbasi chiqayotgan yorug'lik manbasini oldiga qo'yamiz. Albatta nima qiladi u? Qaysidir zonani o'tkazadi, qolasi qolgani o'tmaydi. Shunday? Tirqish ma'lum bir zonani o'tkazadi, qolgani o'tmay qoladi. Bu degani agarda chizma orqali ko'rsatadigan bo'lsak, misol uchun mana tirqishimiz. Yonidan qarasangiz, tirqish ko'rinishida ko'rinadi. O'zini shunday tik qarasangiz, doira shaklidagi teshik. Tushunarlimi? Doiraviy teshikdan hosil bo'ladigan difraksiya. Yonidan qarasak, mana shu doiraviy teshikni, mana bu soha nimasi? Erno radius. O'sha doiraviy teshikning radiusi bo'ladi. Demak, manbadan mana shu doiraviy teshikgacha bo'lgan to'siqgacha bo'lgan doiraviy teshikgacha bo'lgan masofani a bizda n nuqtada difraksiya hosil bo'lyapti. Mana shu ekran deydigan bo'lsak, ekrangacha bo'lgan masofani b deb qabul qilamiz. O'z-o'zidan s yorug'likdan kelib, mana shu tirqishda to'lqin fronti mana shu joyda o'tishni boshlaydi. S dan doiraviy tirqishning qirrasigacha bo'lgan, doiraviy tirqishning qirrasigacha bo'lgan joyni r deymiz. Bu nimaga teng bo'ladi? To'lqin frontining radiusiga teng. Radiusiga teng bo'ladi. Endi shu yerdan r0 bizga nimani beradi? R0 tirqish radiusini beradi. Yana nimaga teng? İkinci tamamdan. Fresnel zonasının radiusu. Neçinci dönem Fresnel'in zonanı yapadı dedik ki. Doğru mu? Neçinci dönem zonanı yapadı diyen olsa bizde o şey Fresnel'in radiusu maskeli. Bundan kette zonalar ötmeyi. Doğru mu? Tosu tutup oladı. Demek tosu tutup oladı diyen olsa biz anak bileşimiz mümkün. Ne işte zonasını ötkenini. Şunu değil mi? Qaysi formuladan hisoblaymiz buni? Mana o'sha ko'rib turgan formulangizdan n'ni topamiz. Topingchi. N kvadrat r kvadrat a kvadrat yaxshi. To'g'ri. Mana quyidagicha n topishimiz mumkin, shundaymi? N0 demak o'sha tirqishning doiraviy teshikning radiusi edi. Lambdamiz aniq, a va bularni ham bilamiz. Nechinchi Fresnel zonasini o'tkazayotganini shundan topamiz. Tushunarlimi? Nechinchi zonasi? Tasavvur qiling, 3 ta Fresnel zonasi o'tyapti. 3 ta Fresnel zonasi o'tayotgan bo'lsa. Natijalovchi amplituda nimaga teng bo'ladi? Natijalovchi amplituda nimaga teng bo'ladi? Şimdi topla doğru. A1 minus A2 minus A3. Şimdi mi? Eğer de yine de yakıp desek ki A2 ile A3 bir öz ara tahminen tek. Şimdi mi? A1 ile öz ara. İntensivliğimiz ne getirdiğini oladı şimdi? Yani ekranda güzel tuturken benzeremez. Birinci zonadan çöyerken intensivlikni o'ziga teng bo'ladi. Shundaymi? Ya'ni ekranda biz nimani ko'ramiz?
maksimum ko'rasiz. Maksimum dog'ni ko'rasiz. Maksimum dog'ni ko'rgandan keyin demak, biz sizda bilasizki, demak, tok zonalar o'tyapti, to'g'rimi? Tok zonalar o'tayotganini bilasiz. Mana bu yerda elning o'rniga tok zonani qiymatini qo'yasiz. Elning ma'lum, onlar bo'lar ma'lum. Lambdan topishingiz mumkinmi? Difraksiyadan ham tok uzunligini topish imkoniyati paydo bo'ladi. Moddadan nur chiqarishni boshladingiz, u sizda o'z-o'zidan esga aylandi. Oldiga doiraviy to'siqni tirqishni qo'ydingiz, doira shaklidagi. Ekranda hosil bo'lgan maksimum minimumni topdingiz va to'lqin uzunligini hisoblash imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Juft o'tayotgan bo'lsa-chi? Juft o'tayotgan bo'lsa, A1-A2, A3-A4 bo'ladi. Ha. Xo'p. Natijalar bo'lsa, A1-A4 bo'ladi. Endi o'zaro bular bir-biriga yaqin bo'lib qoladi. Yaqin bo'lsa 0 bo'ladi. 0 bo'ladi-da, ya'ni bizda ekranda qorong'i dog' hosil bo'ladi. Shunday qilib biz tirqishga tushayotgan Fresnel zonasini aniqlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Juftmi yoki tog'mi? Doiraviy tirqish bo'lsa. Tushunarlimi? Doiraviy tirqishlar yordamida juft yoki tog' ekanligini aniqlaymiz. Agar bularni umumiy holda yozadigan bo'lsak, quyidagi ko'rinishda formulani keltirib chiqarishingiz mumkin. Tushunarlimi formula? Savol, nega 1+2 paydo bo'lib qoldi? Там плюс за просто есть не так, ты? А за углы чуть чуть. Уч боса, тебе дай на нас торм. А бер плюс А уч вола торм. Bu o'zaro tengmi? Taxminan. Shunda ikkita bo'ladi. Ikkita bo'ladi. Biz qoldik. Tushunarlimi? Endi doiraviy tirqishni qo'yamizda, o'sha kesib oldik-ku, tirqish hosil bo'lish uchun. O'sha kesib olingan joyimiz nima bo'ladi? Doiraviy to'siq bo'ladi. Deylik, mana shu qog'ozni men umumiy to'siq desam, to'siqni doira shaklida kesib oldim va mana shuni ishlatdim, bizda doiraviy tirqish hosil bo'ladi. Endi shu mana shu doirani o'zini olamanda, o'shanda bo'layotgan difraksion panjarani ko'raman. Difraksiyani kuzataman. Doiraviy to'siqda bo'layotgan difraksiya. Doiraviy to'siqdan bo'layotgan difraksiyada agar chizmasini chizadigan bo'lsak, quyidagicha manzara kuzatiladi. Endi bunda doiraviy to'siqimiz boyaga aytganimizdek nechtadir to'lqin frontini o'tkazgan bo'lsa, endi shunchasini o'tkazmaydi, qolgan o'tkazib olar. Tushunarlimi? Bu sferaning to'g'ri yarmigacha bo'lgan to'lqin frontini hammasini o'tkazadi. 3-tani yopayotgan bo'lsa, 3-tani o'tkazgan bo'lsa, to'liq tirqishimiz. Bunda endi 3-tasi qoladi-da, qoya hammasi o'tadi. Natijalar uchun amplituda nimaga teng bo'ladi? M noktadagi amplituda nimaga teng bo'ladi? Ya'ni formulasini qanday yozamiz? Mana buni. A larni qanday yozamiz? Mana buni qanaqa ko'rinishi kerak? Amplitudalarni bilingiz. Men. Men qaytib berasiz. Mana shunda bo'lamiz. Mana bo'yab qo'yganlarim keldi.
Qanday yozamiz ekan? Eninchi Frenel zonasi yopilgan bo'lsa, N plus 1 ochiq turadi, to'g'rimi? Shunaqa yozamiz deymi? N plus 1 tengisi ujumining teskarisi bo'ladi, N minus 2, N plus 2, ya'ni minusdan va hokazo. Yoki bo'lmasa, u birinchi difraksiyani boshlagan paytimizda amplitudalarni ikkiga bo'lib yozgan joyimiz bor, to'g'rimi? A taqsim 2 qilib. Shunga o'xshab yozsak qanday bo'ladi? A n plus 1 taqsim 2, to'g'rimi? A n plus 1 taqsim 2, yana bir marta takrorlaymiz. Va ularni fazalarini qo'shib, ya'ni minus pluslarni ajratib, quyidagi ko'rinishda yozsak bo'ladimi? Yozsak bo'ladi, to'g'rimi mana? Bu kovsun içine kirp vardık, yazdık, kovsun içine kirp, ben ikkalesini koşsak, tahminen bunca teyim olurdu. Şimdi, bunların ikkalesini koşsak, tahminen bunca teyim olurdu. Bu düşünün ki eğer n plus 1 ile hem yapsak, yani bu n plus 2 özgür kalır. Neticeli için bizde amplitudamız a n plus 1 taksım ko'rinishda qoladi. Intensivligingiz necha marta kamayadi ekan? To'rt marta. Intensivlik to'rt marta. Nega? Amplitudaning kvadratiga to'g'ri proporsional. O'shaning hisobidan bizda quyidagicha ifoda hosil bo'ladi. Shundaymi? Agarda uni manzarasini kuzatish kerak bo'lsa, bizda endi haligi qaysi birini yopilganligini ahamiyati yo'q. Haligi manzara oldingi tirqishda misol uchun tok yopilgan bo'lsa maksimum bo'lib qoladi, juft yopilgan bo'lsa minimum bo'lib qoladi deyatdik-ku. Endi bunda unaqa narsa yo'q. Ekranda qanday manzarani kuzatasiz? Qara. Qanday manzara kuzatiladi? Operatsion manzara. Tushunarlimi? Haligi to'siqning diametriga mos ravishda yopiladi, lekin to'siqning markazida yorug'dog' hosil bo'ladi. O'sha hosil bo'lgan yorug'dog' to'siqni aylanib o'tishini tushuntiradi difraksiya. Tushundingizmi? Aslida bo'lmasligi kerak. Aslida markazda hech narsa bo'lmasligi kerak. Lekin difraksiyani hisobiga markazda yorug'dog' hosil bo'ladi. To'siqqa mos ravishda endi albatta A va B ning ham qiymati bu yerda o'rin o'ynaydi. Qora dog' hosil bo'ladi. Katta va uning atrofida keyin o'sha interferension polosalar yana boradi. Tushunarlimi bu Frenel tipidagi difraksiyamiz? Kimda savol bor? Savollar yo'qmi? Agarda sizda mana shu madrasalarga topshiriq bor, mana shu markazdan to qora dog'ni diametr radiusini o'lchaydigan formulani topasiz. Tushunarlimi? A bor, B bor, mana formulamdan taxminan sizlarga yo'nalish berib qo'yilgan. Demak, o'sha doiraviy to'siqdan o'tgandan keyin hosil bo'lgan difraksiyada qora dog'ning diametrini yoki radiusini topasiz. Bittasini topsangiz, ikkinchisini keltirib chiqaring. Albatta, bu yerda tirqishni ham diametrini yoki radiusini inobatga olasiz, oldingiga o'xshab. O'xshagan forma. Frangofer tipidagi difraksiya parallel nurlardan hosil bo'ladigan difraksiya edi bu, shundaymi? Parallel nurlar dastasini olsak, S yo'liga, mana bu yerdagi S yo'liga ko'z linza qo'ysak,
koks masrafası ya. Joylasak yorug'lik manbayini linzadan keyin paralel nurlar dastasi hosil bo'ladi. O'zi aslida boshqacha aytganda yorug'lik manbayimiz biz juda uzoqda turibdi va undan kelayotgan nurlarni paralel nurlar dastasiga olamiz va unda hosil bo'layotgan difraksiya nimani kuzatamiz. Oldingi darsimizda ma'lum edi, quyidagicha hozir aytgan ta'rifimizni tushuntiradigan bo'lsak, bizda demak, a va bo'larimiz o'lchash mumkin. Albatta bu yerda bizda bu Fresnel tipidagi difraksiya edi. Endi a va bular cheksizlikka borib qoladi. Va cheksizlikka borgandan keyin o'z-o'zidan parallel nurlar dastasi, deylik, tirqishga tushyapti. Va aytgandek, doiraviy tirqishmi yoki uzun tirqishmi farqi yo'q. Tirqishga tushayotgan paytda parallel nurlar dastasi quyidagicha ko'rinishda bo'lib qoladi. To'g'rimi? Paralel nurlar dastasi mana tepadan tushyapti, tirqishning enini biz bazib olyapmiz. Va tushayotgan paralel nurlar dastasining ikkala chegarasi F va Y sohaga tushyapti deb olamiz. Albatta bu yerda mana shu Y nuqtadan va F nuqtadan fi burchak bilan bizda nurlar sinadi. Nurlar sinadi, ya'ni difraksiyalanadi. Difraksiyalanish natijasida yana parallel nurlar dastasi hosil bo'ladi. Ekranga shunday qo'ysangiz, u yerda difraksion manzara kuzatilmaydi. Albatta uning o'rniga biz nima qo'yamiz? Linza qo'yamiz, yig'uvchi linza va yig'uvchi linzaning fokus masofasida joylashgan ekranimizda interferension yoki difraksion manzara hosil bo'ladi. Endi tasavvur qiling. Tirqishga parallel nurlar dastasi tushyapti. Ular sinmasdan o'tyapti. Ya'ni hech qanday burchakka og'mas. Bo'lishi mumkinmi? Mumkin, to'g'ri o'tishi mumkin, shundaymi? Shunday o'tdi. Fi 0 ga teng. Agarda biz mana shu tirqishni bir necha tirqishchalarga bo'lamiz. Tushundingizmi? Mana b minus x yoki x ga shuni bo'lib mayda-mayda bo'lakchalarga bo'lib tasavvur qiladigan bo'lsak, boya Fresnelni ham misol uchun 10-chi zonasini o'zini yana bir nechta bo'laklarga bo'ldik-ku. Birinchi segmentni ham bir nechta bo'lak. Bu yerda ham tirqishni bir nechta bo'lakchalarga bo'ldik. Va burilayotgan paytdagi, ya'ni difraksiyalanayotgan paytdagi fini ham har xil vaziyatini ko'rishimiz mumkin. Demak, o'sha burchakdan tushayotgan, bunda tirqishdan o'tayotganda ixtiyoriy kichkina-kichkina bo'lakchalardan ham figa burilmadi. Hamma joyda fi nolimiz nimaga teng? 0 ga teng. Boya amplitudalarini grafik ko'rinishida chizdik, to'g'rimi? Difraksiyani sizlarga boshida ma'lumot berdim, sizlar keyinchalik kerak bo'ladi sizlarga. Mana fi 0 ga teng holat. Shu bo'lak-bo'lak kichkina-kichkina bo'laklardan iborat edi. A nollarimiz mana mana bu yerda A nol, kichkina-kichkina A nolchalarni oldikda bir xil bo'laklarga bo'ldik. Ularni sekin bir-biridan og'ishini kuzatishni boshladik. Birinchi umuman og'madi. Vektorlar qanday qo'shiladi? Bir-biriga ulanib ketaveradi, to'g'rimi? Natijalovchi amplitudamiz S ga teng bo'ladi. Va bu mana bu B0 nuqtada hosil bo'ladi. To'g'rimi? Tirqishning markazida agar qaraydigan bo'lsangiz, to'g'ri perpendikular holatda ekranda bu bosh maksimum deyiladi. Tushunarlimi? Maksimum nuqta hosil bo'ladi. Endi ikkinchisi bizda burchagimiz ma'lum bir figa burilyapti. Tasavvur qiling, sinus fiimiz lambda taqsim 2 ga burilyapti. Ya'ni fiimiz lambda taqsim 2 ga deganda nimaga teng bo'lyapti? Pi ga. Fazalar farqi pi ga o'zgardi, to'g'rimi? Lambda taqsim ana o'sha tirqishni, demak, biz pi taqsim 2 ni, demak, pi ni bir necha tirqishlar, mayda-mayda tirqishchalarda endi uni bo'lib chiqasiz-da nechta tirqishga. Va o'z navbatida qaraydigan bo'lsangiz, grafik usulda quyidagicha sinus fi bizda lambda taqsim 2 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Mana bu yerdan qaraydigan bo'lsangiz, mana b, b minus x, mana bu b ga teng. B ni o'zi, to'g'rimi mana? Ha. Mana bu yo'llar farqi mana. Shundaymi? Lambda.
Yollar farklı olan B sinüs fiyonu koyup lambda taksim 2'ye teyim bol yaptı da P'ye özgür. Ve her bittesini koşursayın bizde S 2 amel taksim P'ye teyim bol yaptı. Eğer bir arada P'ye özgür yapıp etti lambda taksim 2'ye. Tasavvur kılın fazamız yani bizde yollar farklı. Bana bu Y'den bir geçe koyduğun mesafe lambda'ya özgür yapıp. Bunda ne oldu? Hop. 2 pi oldu. Neticede bizde esimiz nimaga teng bo'ladi? Hı? Yani bize o nokta bana bir yerde maksimum bo'ladi, doğru mu? Pi o'zgargan. Bana bir de şimdi bizde yana kaytıp özgü keliyordu. Bu grafik usulüde amplitudanı kısaklaş. Bana bir de pi yani yollar farkı şundan kısaklanırdı ki doğru mu? Fazalar farkını bilsek yollar farkını topalamız mı? Ya ki yollar farkını bilsek fazalar farkını hani topalamız. Neticeli için bizde es fi'nin yani yollar farkının özgürlüğe bol. Birincisi de lambda taksim 2'ye özgürlüğe. Bunda maksimum buldu. İndi lambda'daki özgürgen payette bizde minimum oldu. Özden anık bir doğru mu? Demek birbiri üstüne üstü peşkere bir fal yaptı ve bizde bu neyse minimum gel karat getir. Çünerli mi? Bu grafik usulü de topşıdı. Maksimumunu yani ekranda hasıl buladıyken misal ki bana bir yerdeki B, pi noktada hasıl buladıyken maksimumun kendi kıymetlerini kabul kılışını grafik usulde görmüşüydü. Şimdi biz bunu logarifik usulde hesaplayalımız. Ne dediğimiz bunu? Kıymet görmüşüydü. Kıymetini tamamız. Buraya etkenim deyik. Bizde delta yani bana bu delta aralıkımız ne getirirken y'di. Bana bir yedi yollar farklı, ne yollar farklı. Deltamız yollar farklı, doğru mu? Yedi, demek ki bana bir b'miz ana, bana bir fi, karşıdakini hipotenuza gelen nispetle b sinüs fi getin, doğru mu? Sinüs fi. B sinüs fi getin gibi. Diferansiyonu başlayan payetimizde frenilik kırıkken kettelikleri var, doğru mu? K, K arkalı ifade edildi ki bu. Uşa arkalı indi biz amplitudanı kiskine kiskine segmentlere bölemizde uşa bir arada yani şu batır kışını bir neşte bölekçelere bölüp taşımız. Kiskine kiskine bölekçe. Ve her bitti bölekçeden çıkayarken amplitudanı benim görünüşte yazamız. Çünerli mi? Şimdi umumi anı da görünüşte. Ve bana şu her bitti kiskine tırkıştan gelip çöğütken B, pi noktadaki amplitudaların yığındısını topş verelim. Güle içi yazsak bu oladı mı? Bana bu D, A amplitudamız. Elbette bana bu X'nin kalınlığı'ya kiskine bizi böyle kalınlığı'ya kalınlığı'ya bol. Şunu değil mi? Kette. Elbette onu özden aldı da koeficienti mevcut. Koeficienti sıdıp belgeleyimizde eğer de bunu integral olabiliyken bulsak, ben şu tele tamamla integral olabiliyken bulsak, 0'dan b geçer. İntegral olamız ve s'nin kıymetini topşin kereti yiyip olalım. Şunu değil mi? Bu a geteyim buladı. Bu yak için? B geteyim. B s geteyim buladı. B s. Şundan s'ni topsak, a 0 taksım b buladı. Bizde burçak frenelin hali birinci şartı maske geldiği için kafiyemiz birge teng olur. Şunu değil mi? Yani pi taksim 2'den imer. Pi'den kette yiyemez de. Pi'den kette bu yanda bu bir akı ötüyor koyun. Kalken nur bu koyun. Bizde hemen ötken nurunu pi taksim 2'den. Ötken nurunu küzet yapacağız. Uşan için bir kıymetli olamız. Örneğe koyamız. Tepedeki formülanı. Ben formülanı örneğe. D anı örneğe koyuvar ediyen bu sekli mi buladı? Ha? K
K'ni ham birga tengimiz ve bizda quyidagi formulamiz kelib chiqadi. Shundaymi? Bizdagi dsimiz anol taqsim b dx cosinus omega k delta. Deltani o'rniga nima qo'yamiz endi? X sinus fi qo'yamiz. X kichkina bo'lakchalardan x sinus fi ni qo'yamiz. Qo'yamiz o'rniga. Yakunlov uchun s'ni topish uchun nima qilamiz? İntegrallaymış. Başka şakalı verirken de kuyuda geçecek integral olamaz. Hani ne geteyim bu bu integral? Anon taksındı. Anon taksındı. Sinüs amigatı. Sinüs amigatı. Sinüs amigatı. Minus x sinüs fi taksın. Oldu ve çıkardı. Oldu da minus bulan k sinüs fi bulan. Kuyuda görmüş yapayım. Osha fi burchak b fi nuqtadagi yakunlanganlarning natijalarini chiqarib o'tamiz. Quyidagi ko'rinishga mana hozir yozdik. Biz endi oldik. Tushunarlimi? A0 ko'paytirilgan mana bu yerda vaqt qatnashmayapti, ko'ryapsizmi? Vaqt yo'q, mana shu A0 va mana shu ifoda. Mana shuni alohida amplituda deb olamiz. Va afi bilan belgilaymiz, bizda quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Shunday A0imiz A0 orqali, ya'ni tushayotgan to'lqinning amplitudasi orqali ifodalanadi. Fi taqsim lambda qarang. Qani ikki fi taqsim lambdaki to'lqin soni. Buraya koyduk. İki rakıslarla T bilen. T bilen tahmin edelim. Hani indi. Bana şu yerde bizde bu amplituda bizi ekranda körüp durgen manzaramızı ifade alıcı amplituda hesaplanır. Doğru mu? Onun kıymeti yakarak biz maksimum ya ki minimum güzetli yaptı. Hasıl bulatıp ayta alalımız. Hani indi bana şunu ayetişiniz için bizde esasi rol oynaydıgen mana shu ishoradagi asosiy rol o'ynaydigan qism, mana shu pi b taqsim lambda, hozir so'raganidek sinus fi va pastda ham pi b sinus ifodasi bor, to'g'rimi? Boshqacha qilib aytganda mana bu narsa bor. Intensivligini hozir aytdimki, intensivligini topish uchun biz quyidagi o'sha kvadratini olamiz. I0 tushayotgan amplituda edi. Bu yerda albatta quyidagi ifodamdagi kvadratlari hosil bo'ldi. Birinchi boyagi vektor ko'rinishida hisobladik-ku, fi 0 ga teng, to'g'rimi? Birinchi shart. Bunda ham xuddi shunaqa, birinchi shartda fi ning 0 qiymat beraylik. I nimaga teng bo'ladi? I0 ga teng bo'ladi. Shundaymi? İkinci şartımız, ikinci görünüşümüz bu. B sinüs fi, yani yollar farkı, maksimum ve minimum buluşu mümkün mü? Doğru mu? Yani kuyuda içe buluşu mümkün mü? B sinüs fi, 2n taksım, 2n minus 1, lambda taksım 2. Yerler birden, bu ne şart dedi bu bizi? Minimum şart dedi, doğru mu? Koya diyen bu sek, bizde nima bo'ladi? Qo'shimcha maksimumlar hosil bo'lishni boshlaydi. Shundaymi? O'z-o'zidan b sinus fi ni qo'ysangiz ham endi agarda mana shu burchaklarni olib, agarda nisbatda maksimum intensivlikni i0 deb olib, barcha burchaklarda hosil bo'ladigan i0larga bo'lsak,
nisbat ko'rinishda kelib chiqadi, to'g'rimi? Birini ikkinchisiga nisbat. Ya'ni birdan katta qiymat bo'lmaydi. Shunda bizda agar misol uchun eng maksimumni 1 deb oladigan bo'lsangiz, mana 1 undan keyingi intensivligimiz 0145 undan keyingisi nima? 1000 dan nima? 0000 dan 16 mana shunday intensivliklar hosil bo'ladi. Ya'ni tirqishdan o'tayotganda bizga kuzatishimiz mumkin bo'lgan difraksion manzara. Hozir buni yanada yaxshiroq tushunishingiz uchun, ya'ni quyidagi qiymatni oladi. Tushunarlimi? Quyidagi qiymatni oladi. Oddiy qilib aytib, mana bu narsani ko'rsatib beryapti-da. Markaznikini 1 deb oladigan bo'lsak, markazga nisbatan intensivliklarni kamayishi. Tushunarlimi? İkinci intensivlik, mana birinci intensivligimiz juda baland edi. Shundaymi? İkinci intensivligimiz mana ancha kamayib ketib qoldi, ko'rdingmi? Uchinchisi undan sal kamaydi, to'rtinchisi va undan sal kamayib, mana ko'rib turganingizdek, yo'llar farqi pi 0 ga teng bo'lganda, yo'llar farqi lambda taqsim b ga teng bo'lganda, yo'llar farqi 2 lambda taqsim b va hokazo. Bizda ekranda hosil bo'ladigan interferensiyon manzaralarımız. Elbette bizde uşa hasıl bo'lgan difraksiyon manzara tırkışın kengliği her cüde bağlı. Tırkışın kengliği özgârışı bilen interferensiyada, difraksiyadaki minimumun intensivlik hem özgârışı. Bana körp durganın gizlik birincisi de köre duyan bolsanız tırkışın kengliği kichkina bo'lsa, kichkina intensivlik chiqib qolishi mumkin. Albatta bu to'lqin uzunligiga bog'liq holda boyagi formulalarimiz bor edi, topgan formulamiz. Esni topgan formula. Amplituda shunga qarab tırkışın kengligini b ni qo'yadigan bo'lsangiz, to'lqin uzunligiga mos ravishda mana men beraman. To'lqin uzunligiga mos ravishda bizda tırkışın kengligiga qarab quyidagicha holatda kuzatilishi ham mumkin. 2 bizde en optimal tırkış toplanır. Mana şu tırkışın kengliği difraksiyon manzaranın hasıl kılıçta cüde kettar olup oynaşıdan spektral kurulmalarını yaşası çağırda faydalanır. Yani spektral kurulmanın kengliği, yani tırkışın kengliği kettalaşıp kişileşip kuladiyen kılınadı da bu şey sizin ölçeşiniz gerek bölgen tolkun uzunluğuyla masra işte tırkışın kengliğinin tenlap alışınız gerek bu. Bu şey kentenle yetken pekte bana bir körp duyan formüllerini sizde yazın. Kançanı koyuş gerek bu sonuç. Her kıl torkunuz gibi her kıl bulur. Düşündünüz mü? Bu yendi bitti tırkıştan hasıl bulu yetken frangofer difraksiyası yedi. Tırkışların sonunu bitti ki köpe yitirsin. Razı mısınlar köpe yitirip göremiz mi? Kengimiz iki tırkıştan hasıl bulu. İşte tırkıştan hasıl bo'layotgan difraksiya. Bunda endi sal chizmani boshqacha qilamiz. Pastdan tushyapti, yo'qmi? Tushib, M A B misol uchun birinchi tırkışın kengligi A to'siqning kengligi. Undan keyin yana B keladi va ikkita tırkışımız mavjud. O'rtadagi ikkita tırkışın orasidagi yopiq to'siq joy A bilan belgilayapmiz. Natijada bizde D hosil bo'lyapti. A plus B'ni D deb belgilaymiz. Pastdan tepaga paralel nurlar dastasi tushyapti. Frangofer tipidagi bo'lgani uchun. Ve fi burchak bilan difraksiyalanyapti. M va N nuqtadan chiqayotgan nurlarning interferensiyasini kuzatamiz keyin. Bizda albatta yo'llar farqi M dan P gacha bo'lgan oraliqda bo'ladi. Shundaymi? Yo'llar farqi nimaga teng bo'ladi? Empimiz B D hop D B sinus fi yoki boshqacha aytganimizda M N sinus fi, to'g'rimi? Chizmada M N sinus fi agarda yo'llar farqini olib qaraydigan bo'lsak, 1 taqsim 2 lambda 1 taqsim 3 taqsim 2 lambda shunday qiymatlarni qabul qilishi mumkin.
Şunda yine interferansiyalar çıkardı da. Bu kıymetler nega koyuyoruz diyen de, mana şu kıymetlerge teng bo'lgan da interferansiya hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Ya kuchaytiradi, ya susaytiradi. Endi tasavvur qiling, to'lqin uzunliklarining o'rkachlari har xil joylashib qolsa, ular bir-birini kuchaytirib susaytirmaydi-ku, bir-biriga yo ustma tushish kerak, yoki bir-biriga teskari bo'lishi kerak. Shundagina ular birini kuchaytiradi, teskari bo'lganda susaytiradi, bir-birini ustma tushganda kuchaytiradi. Endi d'lar orqali ifodalasak, d sinus fi lambda 1/2 lambda yoki bo'lmasa quyidagi shartdan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? B orqali ifodalasak-chi, oldingi bitta tirqishda qaraganimizda B sinus fi de lambdaga farq qilsa minimumlar hosil bo'lardi. Bizda endi quyidagi shartlar bajarildi. Ikkita bo'lganligi sabab. Qo'shimcha minimumlar, bosh maksimum, qo'shimcha maksimumlarning soni ortadi. Boya ko'rgan grafikimizda mana buni yozib oling. Dastlabki minimum var, qo'shimcha minimum var, bosh maksimum. Bosh maksimumlar yo'qdi, shunda qo'shilgan bosh maksimum. Qo'shiladi-ku, bosh maksimumlar. Tirqishi soniga qarab. Tushunarlimi? Tirqishi soni 2 ta bo'lsa, demek iki de yanıda. Nasıl aldınız bunu? Az grafik görünüşüde görsetsem yine de düşünüyorum. Görünüyordu mu? Hiç bitmedi mi? Görünüyordu. Ha? Görünüyordu, görünüyordu. Burasının bir yaptı. Başka ne sanki olacak mı? Müllette bir kişi yok da. Yok. Müllette ki kişi yok da. Bayrat Bey geldi mi? Geldiniz mi? Qo'shqulov Sherqul demadi. Bo'lsa 8 da Vahramova keldimi? Yo'q. Norm
gayet iyi. Nimetullayev, azmış 10-15 yıl 20'den ki bunu yapmışlar. Kim adamın Nimetullayev? Bizi bu meyinden ki yapamayız. Osmanım. Ben bilen sana aşık istedim ama. Ya, yakını yakartısı, şükürtlük. Nol 5 Abdümelikip geldi mi? Yemek. Maç durdu mu? Durdu mu hazırım? Ha. Bana sizi bırak. Gördünüz mü? Yani baş maksimumlu ikide yanı da koşumça maksimumlar hasıl olur. Eğer de bitti tırkış bugün de ne bulardı? Doğru mu? Şimdi devam ettiremiz. Pencereler sonunu küp ettiremiz. Bir ne işte kılaydık? Öyle mi? Ruhsat gerisiyle mi? Bunda ne buladı? Difraksiyon pencere kalsın. Pencereler sonunu cüde küp kıladıken bulsak bundaki pencerelerini difraksiyon pencere değildi. Ve kuyudaki görünüşte çizişimiz mümkün. Yani körtürgenin yüzey, difraksiyon pencere, yani tosluğunu, tosluğunda bir neşte tırkışlar fasıl kıldık. Tosluğunda bir neşte tırkışlar fasıl kıldık. Bunu özü eksinde aslında tezgarsını kıladı. Şeffaf cisim ne oladı? Şişenin burada şeffaf cisim ne oladı da, bunda tosluklar fasıl kıldık. Çünkü şeffaf şişeni az yine kırıp çıksa üstünü, tosk bu kalan da, şu kırılmayan cayı şeffaf olan da tırkış bu. Çünerli mi? Zavod fabrikelerde difraksiyon pencereye seyretken de şu nerse bu içe kılar. Şeffaf cisim oladı ve bunda tosklarını hasıl kıladı. Bizde neticede difraksiyon pencere hasıl buladı. Difraksiyon pencereni dörtgenimizde bunda paralel nurlar destes düşerdi. Malum bir fi burçekli avgen nurlarını difraksiyasını güzeltişimiz için bizde demek linza koyganmiz ve linza yordamida ekranda bir noktada difraksiyon manzara kuzatilyapti. Eğer de burçak bo'lmaganda pi 0 ga teng bo'lganda mana p 0 noktada hosil bo'lar. Tushunarlimi? P 0 noktada hosil bo'lar. Biz endi birorta pi burchakka olayapti deb qaraymiz. Bizda eni b uzunligi y bo'lgan shaffof ramkaga tirqish tirqish deyiladi. Shundaymi? Mana shu qog'ozni agar to'siq desak, qog'ozni ma'lum bir mana shu qandaydir eni b ni tushunarlimi? Va uzun qilib oladigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? Tirqish hosil bo'ladi, to'g'rimi? Tasavvur qiling, bu endi shishadan yasalgan. Hamma joyini o'sha shlifovka qildikda o'sha joyini shunday qoldiruvdik, tirqish hosil bo'ladi. Mana shu tirqishdan bir nechta bor. Tushunarlimi? Bir-birlaridan eni a masofalarda hosil qilamiz shu tirqishlar. Tushunarlimi? Bizda unda bu o'sha difraksion panjara deyiladi. To'siq va tirqishning ikkalasini yig'indisini d deb belgilaymiz. Bu difraksion panjaraning doimisi deyiladi. Mana shu qog'ozda agar bizda to'siq to'liq bo'lsa, bir nechta to'siq tirqishlar bor. Tushunarlimi? Mana shu uni uzunligi ma'lum. To'siq bilan tirqish orasidagi masofani qo'shganimiz dimiz ma'lum. Mana shuni to'liq uzunligini d ga bo'lsak, nima kelib chiqadi? Difraksion panjara doimisi kelib chiqadi. Mana s
sonu. Pencereler sonu kilit oldu. Şimdi değil mi? Uzunluğunu el dedik. D'miz var. Elini D'ye böldük. Yani bizde difraksiyon pencereler sonu kilit çıkardı. Umumi halde bizde en bir taksımdı. Yani en taksım el oladı. Difraksiyon pencere birlik uzunluktaki ştrihler sonu oladı. Mehal bu derste ülgülmeyimiz. Kendi derste ben beraber yani devam ettiremiz. Eğer ettirmezsek hem bir difraksiyon pencere var. Bir iki de memurandı. Sileki kursatımı. Hazır ki künde en köp işletilen difraksiyon pencerelerini ştrihlerinin sonu 1 milimetrede ne işte de boylaysız? 200'de. 300'de. 2000'de. Yani en optimal 1 milimetrede iştirikler sonu 1200'de. Tasavvur kılıyorsun. Pençelik kişine sahayı bu yerde iştirikler sonu 1 milimetrede 1200'de iştirik joylab koyuş. Şimdi elbette iştirikler sonunun kişine kıymetleri yani var. 50 TL, 100 TL ve herkese bu indi oku için işletiler. İlmi sahada 1800, 1200, 1800, 3600 yani var. Tasavvur hepsi mi? Lekin bunların hem uzun optimal iştiriklerinin sonu mevcut. Bu kaçan hende işletemiz diyen savalge biz bana şu difraksiyon pencerede hasıl bola diyen difraksiyon menzerenin halatıya karar bakabiliriz. Difraksiyon menzere iştirikler sonu köpeği yensen yine yaklık bu kalışma. Bir tanık sahaya acılar okşap kalışma. İştirikler sonu cüde kiçkine bu kalışma intensivlik hem uzayarak geçişim mümkün. Bana şimdi halatlarını körüp çıkarmış. Elbette linza yardımı da ekranda hasıl kılınır. Normal düşüyorken paralel nurlar destesi pencere bilen öz ara tesirleşkenden keyin fi burçekke ağadlı tesavvur kılıyor. Bana şimdi halatlar. Ben bunu özü keyingi derste başlaşım gerek, lakin ülgür gençim ötemiz. Yarım kap gittiyse keyingi derste devam ettirelim. Bana paralel lambda tolkun zülüğü yege bölgen, paralel nurlar destesi, tı bölgen difraksiyon pencereye düşecekti. Difraksiyon pencere dairesi, bana bu A plus B, yani D'ye teyim oladı. Bana bir yerde öz ara burçeklerinin öz ara teyimliği yakarak, bu da yanlaştırışlar hatırlayalım. Şu yaptı fi burçekke buruluyordu. İki de burulgen, iki de noktadaydı burulgen. Yani fi burçekke ağgen nurlarımızı linze yardımıyla pöbür noktanın, ekranın pöbür noktası da difraksiyon manzaranı küzetiyoruz. Şunu değil mi? Yollar farkı ne kadar tenk oladı? Deltamız. Bana yollar farkı. Eğer bu ilk keresinin yığındısını D diyeceğim olsaydık, öz nöbeti o fi geteyim, şunu değil mi? A plus B sinüs fi geteyim olalım, şunu değil mi? Ya ki bu olmazsa yollar farkımız D sinüs fi geteyim olalım. D sinüs fi geteyim olalım olsa, fazalar farkımız K yollar farkıyı köpeytiriyor yani, K'nı yollar farkıyı köpeytiriyor. Ya ki başka çeytken de 2 pi taksim lambda da köpeytirilgen deltayı fazalar var. Orni ya koyadigen bolsak bizde nima hosil bo'ladi? İki pi lambda taksim d sinus fi ifadesi gibi çıkardı. Yani 18. ifadamız. Şimdi tasavvur kılayım. Bizde tırkışlar sonu birmez bir neşte. Endi. Şunu değil mi? Tırkışlar sonu kette yen bilen belgeledik ki bu. Endi. Bizde P noktada, yani P1 noktada hasıl bölgen intensivliğimiz nimaga teng bo'ladi şunda? Her bitta tırkıştan veya o birinci kette tırkışını alıp durup segmentlere bölüp çıkıyorduk ki. Çünkü okşap endi bizde özü tayar bölümden. Bana şu bölünge intensivliklerini koşup çıkarmızda gelmek istersen.
yakınlaşıcı amplitudan topşumuz üçün. Yakınlaşıcı amplitudan topşumuz üçün. Hani hemeniz hareket kılın için grafik üstünde topşken. Grafik usulda kandayı boladı. Çizmeye karayın. Kim düşündür diye çizme. Bayağı başta çizildik ki grafik olacak. Fiilege böyle gidiyoruz. Doğru mu? Şimdi bizde bir yerde fiilin topçu imkanetimiz mevcut. Doğru mu yani formuladan ama? B mevcut. Yollar farkını koyup fiilin topu oraya koyabiliyen bozayın. Ama her bitte gittiğinde her bitte takıştan düşerken fiilini koyup çıkartmış. Misal için B'den D geçer. A, fi, B. Yani A1 fi, A2 fi ve herkes olarak kit yaptı. A, fi, N2. Gelip şey yaptı da B'den Y geçer oluyen bizde neticele uçu amplitudamız hasıl oluyor. Değil mi? Yani şimdi formüle görünüşü de yazalımız. Sinüs pi taksım 2 gen a pi taksım 2 doğru mu? Ve o böyle. Yani bu neden? Üç burçak ortadan böldük de hepini kulağa düşürdük. Amplitudeye. Bir taksim iki oldu. Kuyudaki görünüşte yazdım. Bundan o bunu topsek bol adı şimdi değil mi? İkiye giderse top. Ya ki özünü top kesen insan bol adı.